Ve Avrupa Ligi maçları başladı. Avrupa temsilcilerimiz ilk sınavlarını verdiler. Galatasaray ve Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş ise ağır bir mağlubiyet aldı. Sevgili Ercan Taner bizlerle birlikte. Ercan Taner hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Nasıl buldunuz takımlarımızı? Fenerbahçe kazandı fakat ilk 25 dakikası maçın. Saint-Gilloise her an öne geçebilirdi, hatta iki farklı öne geçebilir. Livakovic çok iyi oynadı. Fenerbahçe taraftarının beklediği şu var: oyunu domine etmek ve oyunu domine ettikten sonra da pozisyonlara girmek. Şu ana kadar bu sistemi gerçekleştiremedi. Galatasaray hep üstün oynadığı maçta PAOK'u yendi. Osimhen'in yine bu takıma ne kadar faydalı olacağını gördük. Maçın sonunda da tam bir Icardi golü izledik. Gecenin en güzel gollerinden birini attı. Tabii bu arada Livakovic'in kurtardığı penaltı da Avrupa Ligi'nde gecenin kurtarışlarından biriydi. Beşiktaş şaşırttı. Özellikle teknik direktörün oyun sisteminde işte 2-6 olarak değerlendireceğimiz oyuncularla başlaması. Tabii ki Onana'nın hayal kırıklığı yaratması, ki bu zaten bekleniyordu bence. Bunun sonucunda da Ajax karşısında 4-0'lık çok ağır bir yenilgi alarak Avrupa Ligi'ne başlamış oldu. Beşiktaş'ta hocaya ciddi bir eleştiri var. Haklı eleştiriler mi sizce? Bu rotasyonlu kadro tercihi sizce zor durumda mı bıraktı? Bundan kaynaklı bir mağlubiyet mi yaşandı sadece? Tam rotasyon diyemeyiz, oyun sistemiyle oynama diyebiliriz. Çünkü iki oyuncu sadece kenarda oturdu ve onların yerine de işte Immobile yoktu. Mustafa oynadı mesela ya Santrafor'da, daha sonra tekrar yer değiştirdiler. Ama şunu söyleyeceğim, oyun sistemi, rakibi kendi yarı sahasında beklemek, rakip hücum ettiği zaman ani ataklarla cevap vermek bir stratejiydi Van Bronckhorst için. Bunu hiç başaramadı. Topu rakibin ayağından alamadı. Maç boyunca net gol pozisyonu yok. Şut girişimleri son derece başarısız. Kaleyi tutmayan şut girişimleri var. O da çok az. Bu yüzden de eleştiriler bununla ilgili. Esasında Trabzon maçının ikinci yarısı, Eyüpspor maçı ve bu karşılaşmaya baktığımız zaman Beşiktaş'ın ritminde bir düşme olduğunu görüyoruz. Evet, peki Galatasaray'da acaba Osimhen ve Icardi birlikte oynar mı soruları var burada. Evet. Sizce oynar mı? Görür müyüz birlikte? Yani forvet. Bunun için çalışmalar yapılıyor. Okan Buruk öyle söyledi. Antrenmanlarda deneniyor. Ve daha önce yaptığı basın toplantısında da büyük bir ihtimalle bu ikiliyi deneyeceğini vurgulamıştı. Bu akşam Kasımpaşa maçı saat 19'da olabilir mi? Evet. Dün biraz denendiler. Bunu söyleyebilirim antrenmanda. Bunu bu akşam kadrolar açıklandıktan sonra göreceğiz. Tabii ki ikisi de çok önemli santraforlar. Çift santrafor oynamak iyidir. Hücum zenginliği meydana gelebilir. Ama onun dışında orta alanda veya savunmada bir koordinasyonsuzluk ortaya çıkabilir. Tamamıyla forvete bakarsanız. Bu yüzden de bu konudaki kararı teknik direktör Okan Buruk'un vermesini bekliyoruz. İyi mi kötü mü? Eğer şans bulurlarsa bunu değerlendireceğiz. Peki muhtemel 11'iniz var mı Galatasaray için? Galatasaray'da dediğim gibi bu ikiliyi bekliyoruz. Ama bu ikiliyle beraber yine son anda bir değişiklik olur mu olmaz mı diye bakacağım. Fakat şunu söyleyeyim, Galatasaray'da Muslera'nın bu sefer oynayacağını söyleyelim. Notlarımın arasında onlar var ve aynı şekilde hemen söylüyorum, Yelert mesela. Kaan çok yoruldu. Onun yerine Yelert oynayacak. Nelson'a şans vereceğini tahmin ediyorum bu karşılaşmada. Yanında Abdülkerim oynayacak. Ve Galatasaray'ın transferinde isabetli bir isim Jakobs. Sol kanat savunmada, ucunda yine başarılı oynayacak. Torreira-Sara ikilisini bozacağını pek tahmin etmiyorum. Bu ikili çok iyi oturdular ve orta alanda çok iyiler. Zalai yeni transfer ve yavaş yavaş adapte oluyor takıma. Bu akşam 11'de bekleyebilirim kendisini. Yunus bu sezon sanki yeniden transfer edilmiş gibi iyi ve formda başladı. Bu akşam yine 11'de onu göreceğimizi tahmin ediyorum. Osimhen, Icardi muhtemel 11'de yer alıyor. Fakat maçta yer alacak mı? Bunu maçtan bir saat önce öğreneceğiz. Peki. Sizce takımlarımız Avrupa Ligi'nde
ilerleyebilirler mi? Yeterli mi şu anda mevcut kadrolara biliyorsunuz, oyunlara baktığımızda? Statü değişti biliyorsunuz. Şimdi 8 maç oynanacak. Yeni format var. 8 maç oynanacak. Nasıl buldunuz bu arada yeni formatı? Ben iyi buldum. Oyuncular için iyi değil yani, onu söyleyeyim. Hem lig maçı oynayacaklar, hem Avrupa Kupası maçı oynayacaklar, hem kendi ülkelerinde kupa maçı. Tabii özellikle sakatlık anlamında birçok oyuncu ve teknik direktör, uluslararası anlamda söylüyorum bunu, bayağı şikayetçiler bu konuda. Şikayetçi olanlardan biri de sezonu kapattı Rodri Manchester City'den. Diz bağlarında meydana gelen sakatlık ve bir operasyon geçirdi. Birçok oyuncu da bundan memnun değil ama futbol severler için iyi. Şimdi bu statüye göre en iyi puanları toplamak gerekiyor. Fazla gol atmamak, fazla gol yememek gerekiyor ve fazla da kaybetmemek lazım. İlk 9'un içinde yer alırsanız 9 ile 24 arası takımlar eleme maçı oynayacaklar. Eleme maçından sonra da yola devam edecekler eleme maçlarıyla. Ama çıkamazlarsa da eleniyorlar. Ya bir alt kupaya gitme yok. Bu yüzden iyi bir sistem. Aslında güzel bir sistem. Için, tekrar söyleyeyim. Çok güzel bir sistem. Biz futbol severler için öyle ama oyuncular ve teknik direktörler bu konularda bayağı şikayetçiler. Peki bu yeni sistem futbol severler açısından güzel dediniz. Heyecanı daha da artırır mı? Arttırır. Çünkü tek maç oynuyorsunuz ya, bir takımla oynuyorsunuz mesela. Galatasaray, PAOK'la rövanş oynamayacak. Evet. Bu yüzden İstanbul'daki maçta kazandı ve bitti. Şimdi bundan sonraki hedef var. Ya da Beşiktaş mesela yeni bir başlangıç yapmak için Eintracht Frankfurt'u konuk edecek bu hafta, Alman takımını. O karşılaşmada iyi bir sonuç alması lazım. Nedir bu iyi sonuç? Galibiyet. Bu yüzden hesapların bayağı değişeceği, kendi evinde oynayan takımların artık 3 puan mücadelesi yapacağı bir döneme girdik. Umarım bu dönemde takımlarımız başarılı olurlar. Şansları var mı peki? Özellikle Beşiktaş dediniz mesela, yani en son Beşiktaş dediğiniz için soruyorum. Yeterli mi? İlk 9 için. Şu anda ilk maça göre pek yeterli değil. İlk maça göre söylüyorum. Bu haftadan sonra konuşalım onu. Eintracht Frankfurt maçında da bir görüntüye bakalım. Ondan sonra daha iyi değerlendiririz bence ama bazı eksik soru neydi? İşaretleri... En önemli eksik neydi sizce böyle? Her takıma birer cümle söylemek istesek manşet ne deriz? Galatasaray'ın pek eksiği yok. Onu söyleyeyim. Gayet iyi oynadı. Fenerbahçe oyunu domine edemiyor ve pozisyon biliyor. Saint-Gilloise, Belçika Ligi'nin 12.si şu anda. Ve istediği sonuçları alamıyor. Geçen senenin iyi takımı ama bu sene durumları hiç iyi değil. Ajax maçları ertelenmişti. Maç yapmamıştı. Hollanda'daki polis grevi nedeniyle. Fakat buna rağmen sanki maç yapmış gibi Beşiktaş'ın karşısında sahada mücadele etti. Beşiktaş'ın takım savunmasını hiç beğenmediğimi söyleyebilirim. Formda bir takım gördük Ajax açısından. Tabii. Ajax zaten yeniden yapılanma sürecinde ve de Türkiye'yi çok iyi tanıyan teknik direktörü Farioli Alanyaspor ve Karagümrük'ün başındaydı. Sonra Fransa'ya gitti ve şimdi Ajax'ın başında, yeniden yapılanıyor Ajax. Peki zorlayıcı bir rakip görüyor musunuz? Özellikle şöyle bir eşleşme olduğunda çok zorlayıcı olur diye. Ben şöyle söyleyeceğim. Avrupa Ligi'nde bir örnek vereyim size. Mesela Eintracht Frankfurt Victoria Pilsen karşısında favoriydi. Maç 3-3 bitti Almanya'da. Artık zorlayıcı rakip değil. Rakipler maçlara final maçı gözüyle bakıyorlar. Tek maç çünkü. Tek maç oynuyor, bitiyor. Rövanşı yok. Bu yüzden bu statü güzel. Ya biz futbol severler için. Ya deplasman takımı da yeri geldiğinde kazanmak istiyor. İşte Maccabi Tel Aviv Braga'yı yeniyordu neredeyse Portekiz'de. 89 ve 90. dakikalarda attığı golle Braga Portekiz takımı rakibini mağlup etti. Ya böyle zorlayıcı, enteresan sonuçlar her zaman olacaktır ve zorlu maçları izleyeceğiz. O yüzden şu takım iyi, şu takım kötü demeyelim. Eleme maçlarında bunu biraz daha iyi değerlendiririz. Evet, sürpriz. Bu sürpriz de heyecana neden oluyor tabii ki. Son olarak doğru. Şunu da sormak isterim size. Bu yeni formata neden ihtiyaç duyulmuştu? Yeni formata özellikle Kupa 1 için söyleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz bir Avrupa Süper Ligi projesi ortaya atılmıştı. Bunun sebebi Şampiyonlar Ligi'ndeki işte Juventus'un, Real Madrid'in ve diğer bayağı üst, Barcelona'nın üst takımların çok fazla seyahat etmeleri, tamam bunda da var, ve iyi para kazanamamaları maçların sonunda.
bütçelerinin artık bu yetmediği ve bu yüzden ayrılık kurmaları UEFA'yı mecburen böyle bir sisteme doğru itti. Bu sistemden yine Real Madrid, Barcelona, Juventus veya İngiltere'den Manchester City memnun mudur? Bunu ancak ve ancak bir sene sonra göreceğiz ve ona göre yorum yapacağız. Sizce şimdilik memnun mu? Şu anda bir yorum yapmıyorlar. Çünkü kazanacaklı her galibiyete, her gole, daha az sarı kart, kırmızı kart görmeye bile ödül var, prim var. Paralar yükselmiş durumda. Şu anda bir yorum yok. Ama istedikleri paralara gelmezse tekrar masaya oturup bu sistemi biraz daha geliştirelim diyebilirler. Peki Ercan Taner, çok teşekkür ederim. Bir eksiğimiz var mı? Eklemek istediğiniz? Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Güzel bir gün olsun. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Avrupa temsilcileri ilk sınav